Selam arkadaşlarım. Şimdi demin Instagram'a bakıyordum, DM kutumu ve biri bana şöyle bir mesaj atmış. Ayşenur Halil, İkbal Uzuner üzerine konuşacak mısın diye ve ben dürüst olmak gerekirse böyle bir olaydan haberim yoktu. Çünkü haberleri takip etmiyorum. Bu şu anda Türkiye'de yaşamamamdan dolayı kaynaklı da değil. Haberleri takip etmeyi çok uzun zaman önce bırakmıştım. Eminim hepimizin hatırladığı bir dönemdir. Türkiye'de bir noktada kadın cinayetleri ya çok yaygındı ya da medyaya çok fazla yansıyordu. Bence Türkiye'de kadın cinayetleri hiçbir zaman zaten hızını kaybetmedi. Çünkü genel olarak toplumun düzeninden ötürü insanlar hem sinirlenmeye çok elverişli. Hukuk sisteminden dolayı bunun özgüveni var. Bu suçu işleyen insanlarda. Hani zaten başıma bir şey gelmez. Birine tecavüz etsem bunun cezası birkaç yıl olacak. Birini öldürsem bir şekilde kurtulurum kafasında oldukları için. Bu cinayetlerin ama medyada çok yansıtıldığı bir dönem vardı. İşte Özgecan Aslan'la başlayan ve ortaokulda falan ve beni o kadar etkilemişti ki gerçekten. Hatta ben hani bunu biliyor musunuz bilmiyorum ama psikoloji okumaya karar vermeden önce aslında hukuk okumak istiyordum. Ve bunun en büyük sebeplerinden biri de bu kadın cinayetlerinin beni o yaştayken çok etkilemesiydi. Çünkü ceza hukuku okuyup spesifik olarak bu tarz suçları işleyen erkeklere karşı mücadele etmek istiyordum ve gerçekten içimde bir erkeklere karşı öfke de uyandırmıştı. Bence bu tarz toplumsal olayların aslında böyle bir ayrıştırıcılığı da var. Özellikle de kadınlar bu kadar tehlike altındayken ben ve hemcinslerim erkeklere karşı ister istemez bir kin hissedebiliyoruz ve bunun da çok zararlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü kesinlikle bu suçu işleyen neredeyse herkes erkek olmakla beraber kesinlikle bütün erkekler böyle değil. Eminim onlar da kendilerini bu toplumda yaşarken yabancılaşmış hissediyorlardı bu tarz olaylardan dolayı ve kimi zaman belki erkekliklerinden bile çekiniyor, utanıyorlardır. Çünkü gerçekten neyse biraz birkaç şeyden konuşmak istiyorum. Bu videoya çok fazla duygusal yorumlarımı katmayacağım. Öncelikle bu acıyı paylaşan herkese başsağlığı dilemek istiyorum. Tabii ki de bu videoyu izle. Ya bilmiyorum ben bu konularda nasıl kendimi ifade edeceğimi de çok emin olamıyorum. O yüzden direkt girişmek istemiyorum. Eminim herkes anlıyordur zaten şu anda yaşadığım duyguları ve siz de paylaşıyorsunuzdur. O yüzden biraz da tartışmacı boyutuna yaklaşmak istiyorum. Ben çocukluğumdan beri Avrupa'ya seyahat etme şansı olan bir insandım ve şu ana kadar bir sürü ülke gördüm. Ve her gittiğimde edindiğim bir algı vardı. Şu anda yurt dışında yaşayan bir insan olaraktan bu algım daha da güçlendi. O da şu ki Türkiye'de insan hayatı gerçekten kıymetli değil. Ve bunu kadın erkek diye ayırmak istemiyorum. Belki bir sene önce olsa ayırırdım şiddetli bir şekilde. İşte kadınlar çok eziliyorlar gibisine. Ama bunun da yardımcı olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta biz bir toplumuz ve bir şeyler değişecekse bu iki cinsiyetin de işbirliğiyle olacak. Ama gerçekten hani şunu o kadar gözlemledim ki Türkiye'de insanlar sömürülüyorlar, eziliyorlar ve genel olarak bir insanın kıymeti yok. Yani burada mesela ben şu anda İngiltere'deyim ve insanlara o kadar kıymet veriliyor ki demin hatta yurt arkadaşımla bunu konuşuyordu. Kendisi doğma büyüme buralı. En basitinden şöyle söyleyebilirim. Adamların mağazaları pazar günleri 4.30'da kapanıyor ve ben ona diyordum ki hani Türkiye'de bütün kafeler gece 12'ye çoğu 1'e kadar açıktır. AVM'ler 10'a kadar açıktır. Hani her yer neredeyse utanmasalar 24 saat açık kalacak. Hep camcanlı kalacak. Burada mesela marketler 8'de kapanıyor. Alışveriş yerleri 8'de kapanıyor hafta içleri. Hafta sonları zaten her yer 10'da açılıyor, 4'te kapanmış oluyor. Hani mesela Türkiye'de dışarı çıkarsınız ve herhangi bir kafeye gecenin istediğiniz saatinde gidebilirsiniz ya gece 11'de, 12'de. Ve o kafelerde çalışan insanlar mesailerini ancak gece 1'de, 2'de bitirebilirler. Hani burada öyle bir şey yok. Mesaisi olan insanlar 4.30'da işten çıkmış oluyorlar. Gerçekten bu biraz da insana verilen kıymetle alakalı diye düşünüyorum ve bunun Türkiye'de bireye gösterildiğini gözlemleyemiyorum ben. Yani mesela hem yabancılarda hem de artık bizim kendi içimize de işlemiş bir algı olduğunu düşünüyorum. İşte Türkler çalışkan değildir diye ve buna o kadar katılmıyorum ki. Türkler bence en çalışkan insanlardan biri ve şu anda şey de diyebilirsiniz hani insanları sırf ırkına göre yargılayamayız ama benim burada bahsettiğim şey etnik kökenden ziyade bizim yaşadığımız toplum içinde hayatta kalmak için öğrendiğimiz şeyler ve
Yani çocukluğumuzdan tutun yetişkinlikte o çalışma ortamında bile artık edindiğimiz tecrübelerden ve var olmak için yapmamız gerekenlerin bilincinde olmamızdan dolayı sürekli bir şeylerden ödün vermemiz. Geldiğimden beri bir sürü İngiliz insanla muhatap oldum, konuştum. Ve şu anda okuduğum üniversitede oldukça iyi bir üniversite. Dünya çapında derece olarak da. Ve hani buraya gelen insanlar boş insanlar değil. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten akademik olarak başarılı olmuş insanlar. Ama o kadar rahat bir hayatları olmuş ki, ya o kadar net anlaşılıyor ki, bunu nasıl aktarabilirim tam olarak bilmiyorum ama size şöyle söyleyeyim. Bu okulda okumak için gerçekten özellikle lise notlarının iyi olması lazım ve onların A-level diye sınavları var. Bunlardan iyi puan almış olmaları lazım. Adamlarla tarih konuşuyordum. Adamlarla dedim yani. Mesela tarih konuşuyorum adamlarla ve Osmanlı İmparatorluğu'nu hayatlarında duymamışlar. Diyorum, nasıl duymamış olabilirsin? Yani siz İngilizler olarak bizimle savaşa girdiniz. Sınavları hakkında bilgi almaya çalıştım. Hani o A-level dedikleri şey neye benziyor diye. İşte 3-4 tane dersleri varmış ve sadece bu derslerden sınav alıyorlarmış. Dedim, başka hiçbir ders yok mu? Bu 3-4 dersi kendileri seçebiliyorlar. Dersler arasında işte psikoloji var, ekonomi var. Böyle Türkiye'de verilmeyen, üniversitede görülen bazı dersler var. Eminim onların da kendi çaplarında zorlukları vardır ama ben mesela onlara YKS sistemini anlattım ve ağızları açık kaldı. Yani dediler ki, nasıl yani, hepsini mi öğreniyorsunuz? Çünkü şey diye anlattım, işte TMMF ayrımı var ama bir tane sınav var. O sınava girdin mi hepsini yapmak zorundasın. İşte şu kadar süren var. Şu kadar soru var. Bütün yıl boyunca bu dersleri göreceksin. Hani mesela TM öğreniyorsan bile fen yapacaksın. Fen yapıyorsan bile sosyal de yapacaksın. Vesaire vesaire. Bunların hepsini birlikte götürmen lazım. İşte şu kadar Türkçe sorusu var. Şu kadar matematik sorusu var. Matematik soruları şöyle. Ve şey diyorlar. Hani bunun hepsini mi yapıyorsun? Şu anda tam olarak ne amaçlıyorum emin değilim yani, çünkü düşüncelerimi çok toplayamıyorum. Ama herhalde demeye çalıştığım şey şu: gerçekten bazen yaptığın şeyle değil, sana biçilen değerle ölçülüyorsun ve bu bence Türkiye'de çok rast gelinen bir olay. Gerçekten bu kadar çaba harcayıp bu kadar her şeyden ödün verin. Yani mesela arkadaşlar, burada görseniz var ya, sokaklarda herkes koşuyor, herkes egzersiz yapıyor. Demin arkadaşıma bundan da bahsediyordum. Diyordum ki, hani ben buraya geldiğimden beri zayıf bir tane kız görmedim. Ve zayıftan kastım, arkadaşım bir şaşırdı. Nasıl yani, fit değil miyiz sence falan dedi. Ben de dedim ki, hayır aksine çok fitsiniz. Çok sağlıklı duruyorsunuz. Hani neredeyse Victoria romanlarından fırlamış gibi karakterler. Çünkü Victoria romanlarında yazarlar kadınlardan hep şey diye bahsediyor. İşte çok iyi yapılıydı, işte kolları çok güçlü duruyordu, çok sağlıklı duruyordu. Çünkü nedir o? Kadının dış görünüşü onlar için aslında sağlığın bir ölçüde olduğu için, o dönemlerde doğurganlığın ölçüde olduğu için kadınları böyle incecik iskelet gibi istemezler de biraz daha güçlü, biraz daha kuvvetli isterler. Ve buraya geldiğimden beri gerçekten o Türkiye'de çok yaygın olan vücut tipine hiç rastlamadım. O da şu, hani kemikleri sayılan. Ay bilmiyorum, şu anda saçmalayamıyorum ama bunlardan bahsetmek istiyorum. O yüzden beni şu anda, bana sinir oluyorsanız da yapabileceğim bir şey yok yani. Bunlardan aklımdaydı geldiğimden beri konuşmak. Hani Türkiye'de o incecik şey inceliği vardır ya, stresten bir şey yiyemediğinde elde ettiğin incelik. Yani Türkiye'de ben mesela marketlere gittiğimde benim yaşımdaki kasiyerler ya da kafelerde çalışan insanlar ya da dershanede denk geldiğim insanlar, bazen okulda gördüğüm insanlar, yani böyle bir vücut tipi yaygındı. Gerçekten insanlar sanki o kadar stresliymiş ki mideleri yemek kaldırmıyormuş gibi. Hani böyle gerçekten sağlıksız duran bir incelikten bahsediyorum. Ve burada size yemin ediyorum tek bir kişi görmedim. Yani özellikle klasik İngiliz tipinde olan insanlar, çünkü bu uluslararası bir okul, bayağı bir insan var başka ülkelerden gelen. Bu kızlar hani böyle bacakları kaslı, kuvvetli, güçlüler. Hani kesinlikle kilolu değiller, fit duruyorlar ama o kadar hani şey gibi duruyorlar. Kafalarında dert olmamış. Gerçekten buradaki gençler, bakın ben de gerçekten çok fazla anlamda şanslıyım Türkiye standartlarına göre ve benim de böyle dertli tasalı bir hayatım varmış gibi kesinlikle lanse etmeyeceğim. Yok çünkü, ama
Hani bence sırf o coğrafyada bulunmak bile insana bir şekilde etki ediyor. Burada aslında biraz da bahsetmek istediğim şey hani insanların ekonomik durumlarından, imkanlarından bağımsız olarak sırf Türkiye'de yaşamanın belirli zorlukları olması. Sokakta yürürken sana sapıkça bakan amcalar herkese bakıyor, ayrıştırmıyorlar. Ülkenin siyasetinden herkes etkileniyor. Herkes genç yaştan itibaren bunu düşünüyor. Seçimlerde ne olacak gibisinden. Ülkeye göçmen gelince bu herkese etkiliyor. Afganlar gelince, yolda onları görünce, ülkenin bir nevi ele geçirildiğini fark edince. Yani ülkede yaşanan şeyler bazı kesimler için daha zor olsa bile herkese aslında etkiliyor ve kimse hani belki ultra zengin olanlar sadece bundan etkilenmiyordur, biraz ayrışabiliyordur ama kimse bu benim Avrupa'da denk geldiğim bir rahatlıkta yaşayamıyor. Çünkü ülkenin durumu hep belirsiz ve aslında hep mayın tarlasında yürüyormuşuz gibi oluyor. Yani burada bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama bu insanlarla gerek konuşurken gerek sadece onları dışarıdan gözlemlerken şunu fark ediyorum. Gerçekten bu zamana kadar tek görevleri bir genç olmak olmuş. Hani hayatlarını yaşamak olmuş ve ailelerinin onlara sağladıkları imkanlarla işte okullarına gidip eğitimlerini alıp publarına gidip eğlenip hepsi pub'a gidiyor. Hepsi alkol tüketiyor. Hani kafaları rahat, anladınız mı? Sporlarını yapıp böyle aslında belki de genç olmanın gerekliliklerinin tam anlamıyla yerine getirdikleri bir hayat yaşamışlar ve ben bunu Türkiye'de gözlemleyemiyorum. Hani bu benim zaten kendim için istediğim bir şey değil ama Türkiye'de buna rast gelmiyorum. Herkes bir çırpınış içerisinde ve herkes bir şekilde tutunmaya çalışıyor. Ve bunun niye böyle olduğunu anlayamıyorum. Yıllardır anlayamıyorum. Çünkü hem bu bir şeye hem bu kadar çaba harcayıp hani herkesin canla başla bu kadar saat mesai yapıp bu kadar şeyden ödün vererekten kendi hayatlarını bu kadar arka plana ataraktan yine de nasıl kimsenin istediği sonuca ulaşamadığını anlayamıyorum ben açıkçası. Hani bu benim kendi anne babam için de böyle. Yani ben onlardan çok konuşmuyorum ama özellikle annem de mesela çok uzun yıllar çok yoğun bir iş temposunda çalıştı ve çok zorlandı. İşini ön plana almak zorunda kaldı. Bütün vaktini ona ayırdı. Bir anlamda sömürüldüğü anlar da oldu. Ve bu genel olarak Türkiye'de belirli kuralların izlenmemesine geliyor yine. Yani hem hukuk sistemi hem iş ortamı hep buna dayanıyor aslında. İnsanların kurallara uymaması. Burada arkadaşlar ben mesela bugün spor salonuna girerken kartım çalışmadı. Kartım çalışmadığı için resepsiyona gidip sanırım kartım çalışmıyor diyecektim. Orada da böyle 3-4 kişilik bir sıra vardı. Hani 2 saniyelik bir işim olduğu için Türkiye'de olur ya yani aradan gireceğimi düşündüm. Üstüne düşünmedim bile hatta. Yani sıraya girmek aklıma bile gelmedi. Yandan direkt kartımı uzatacaktım. Kadın bana dedi ki sıraya girmen lazım. Ya yani o kadar katılar ki özellikle sıra beklemek konusunda. Ve kimsenin hakkını yiyemezsin burada. Hani bırak bu yaşanan olayda olduğu gibi birinin canını katletmeyi. İnsanların önüne 2 saniye için bile geçemiyorsun. Yani Türkiye'de mesela yolda yürüyorsun, yaya geçidinde araba beklemiyor. Hani böyle bir şey olabilir mi? Ben bunları Türkiye'yi kötülemek için kesinlikle söylemiyorum. Buradayken de Türkiye'yi özlediğim çok çok fazla an oldu. Yani insanların bu kadar katı olması bir nevi mimiyetlerinden de tabii ki de alıyor. Ve herkes biraz soğuk, biraz robot gibi oluyor. Ama mesela insan bunu mu tercih eder yoksa Türkiye'deki samimiyet beraberinde gelen aslında düzensizliği, kaosu, kuralsızlığı mı? Orası biraz ikilemli bir nokta. İnsan bir ülkede kendi yaşamının bu kadar alelade ve bu kadar değersiz olduğunu hissederken bambaşka bir ülkeye gelince nasıl bunun tam tersi bir hissiyatla doluyor. Ben bunu anlamlandıramadım hala. Yani babamla birkaç ay önce konuşuyorduk, hala hatırlıyorum. İzmir'de yürüyen birisi, o gün yağmur yağmış. Çok detaylarını hatırlamıyorum şu anda ama size olayın özünü anlatayım. Yerde duran bir tane kabloya basmış ve elektrik kaçağı olduğu için bir anda elektrik çarpmaya başlamış onu. Onu kurtarmak isteyen başka bir adamla o kişinin elinden tutunca bildiğiniz gibi zaten yani bu küçükken öğretirler ya eğer seni elektrik çarparsa tahta bir şeyle dokun kesinlikle başka bir şeyle dokunma falan diye. Onu da aynı şekilde elektrik çarpmış ve oracıkta hani 2 kişi hayatından oluyor. Ve babam bunu anlatırken o kadar duygulu bir şekilde anlatmıştı ki kendisi çok duygusal bir insan da değil. Hani resmen kim olduğunun
nerede olduğunu çok bir önemi kalmıyor Türkiye'de olduğunda. Bunu tabii ki de şimdi sınıfsal şeylere getirmeyin de hani sokakta yürürken diyorum. Sokakta yürürken canından olabiliyorsun. Hani bu kadar saçma bir şey olamaz. Elektrik kaçağından dolayı bir gün kalkıyorsun ve hiç tahmin bile etmezken artık hayatın o noktada bitmiş oluyor. Çünkü birisi onu umursamamış ve onu düzenlememiş, onu regüle etmemiş. Ve senin ecelin bu şekilde gerçekleşiyor. Yani bu o kadar normal görünmeye başladı ki gerçekten. Amerika'da hala şu biliyorsunuz 9 Eylül meselesi hani çok böyle baskın bir şekilde anılıyor. Ama İkiz Kuleler felaketine ve kimsenin canını önemsiz gördüğüm için şu anda böyle konuşmuyorum ama mesela o 9 Eylül olayında 2900 kişi hayatını kaybetmiş diye tahmin ediliyor. Ve kesinlikle her kaybedilen can çok kıymetli. Bunu zaten söylememe gerek yok. Ama konuyu getirmeye çalıştığım nokta şu. Bu gerçekten Amerikan tarihinde hani Amerikalıların kara gün olarak adlandırdığı bir gün. Herkes için travmatik bir gün. Travmatik bir an. Gerçekten çok içlerini işlemiş ki. O kadar içlerini işlemiş ki biz Alman Türkleri olarak bile bu meseleden haberdarız. Ve bizim geçen seneki depremlerimizde, demin internetten baktım, yaklaşık 55 bin kişinin hayatını kaybettiği düşünülüyor. Ve hani rakamları kıyasladınız ve ne oldu? Ve biz... hani anlatabiliyor muyum? O kadar... Tabii ki de bu arada normal karşılamadık. Herkes elinden gelen yardımı yaptı. Çok büyük... Hani okullar iptal edildi uzun bir süre. Ülke çok büyük bir yas içerisindeydi. Ama günün sonunda yine de unutuluyor mu? Unutuluyor ve çünkü o kadar çok üst üste yaşanan olay var ki hepsi için aynı da hepsi için yas tutmaya kalkışsan hayatına devam edemezsin. Çünkü bunun bir sonu olmayacağını biliyorsun. Ya Amerika'da o olayın o kadar büyük etkisinin olmasının sebebi zaten bu kadar nadir rastlanan bir şey olmaz. Hani normal şartlarda bu kadar fazla insan bir gün içerisinde bir olaydan dolayı hayatını kaybetmiyor. Ya bu normal olan değil zaten. Terör olayları oldu biliyorsunuz bir ara hatırlıyorsunuzdur. Yani ben o kadar panik olmuştum ki o terör olaylarından dolayı doğal olarak. Yani çünkü bir noktada bunu eminim herkes hatırlayacaktır. Canlı bomba tehlikesi o kadar güçlüydü ki ben hani böyle kalabalık yerlere gittiğimde çok panik oluyordum. Mesela biraz diğer insanlardan daha kalın birini gördüğümde o kadar geriliyordum ki diyordum ki hatta bir tane dizi vardı. Diziyi hatırlamıyorum şu anda. Dizinin başında manyaklar. Bunu televizyonda niye yayınlıyorsunuz? O da ayrı bir şey. O da gerçekten ayrı bir mevzu. Televizyon dizileri. Dizinin başında adamın birine beynini yıkamışlardı. Kendini patlatıyordu o yüzden böyle bir meydanda. Dizi öyle başlıyordu mesela. Yani bu o kadar şey bir gündemde olan bir olaydı ki. Ve biz bunu atlattık. Kadın cinayetleri ardı ardına yaşanıyordu bir noktada. Onu atlattık. Darbeyi atlattık. Ve bir sürü anlamda bu kadar gelişmiş bir ülkeyken. Çünkü şey de diyemiyorum tutup. Tamam biz zaten bir Orta Doğu ülkesiyiz. Hani ne bekliyoruz ki? Çünkü buraya geldiğimde daha iyi anladım. Yani biz bazı konularda o kadar gelişmişiz ki. Dediğim gibi adamlar Osmanlı'yı bile bilmiyorlar. Adamlar tarihlerini, kendi tarihlerini mesela Amerika'nın o baş kaldırışını ve insan hakları bildirgesinin yayınlayışını bile bilmeyen insanlar var burada İngiliz olanlar ki Amerikalıların bunu yapmasının sebebi zaten İngiliz sömürüsüne baş kaldırmalarıydı. Yani bunu söylüyorum size isyan olarak bunu yaptılar. Bunu nasıl öğretmezler diyor. Bilmiyoruz diyorlar. Yani bilmiyorum bu kadar değer görmesi gereken insanların değer görmeyip de zaten hali hazırda refahı yüksek olan insanların sürekli pohpohlanması. İşte mesela okulda mental sağlık için o kadar fazla kaynak var ki ya ve o kadar böyle üstüne düşüyorlar ki bunun. İşte sürekli mesaj atıyorlar. Sürekli ya iyi hissetmiyorsan gidebileceğin bir sürü yer var. Sürekli check-up yapıyorlar bununla ilgili. Ve ben diyorum ki hani bu ne? Ne yaşıyoruz şu anda ya? Çok hassaslar. Mesela bir insandan bir şey isterken please diye cümlenin sonuna eklemezsen sana dönüp şey diyorlar. Please. Hani bu benim birkaç kere yaşadığım bir olay. Ben mesela birinden bir şey rica ederken could you diyorum. Çünkü benim bildiğim kadarıyla could zaten can'in kibar halidir. Hani mesela
can you move aside demek yerine could you move aside dediğinde zaten o kenara çekilebilir misin? Hani acaba? Hani o zaten içerisinde bence bir kibarlık barındırıyordur diye düşünüyordum. Geçen kızım biri bana dedi ki, işte çamaşır odasındaydık. Ben bunu dedikten sonra böyle döndü bana dedi ki, please dedim. Yani şey anlamında, hani lütfen de anlamında. Ben de dedim ki, ne please'i? Yani zaten kibarca sordum daha ne istiyorsa. O da bana şey dedi, you have to say please. Lütfen demek zorundasın. Ben de dedim ki hiçbir şey demek zorunda değilim. Bana ahlakı öğretecek olan kişi de sen değilsin. Sonra kızı ittim. Tamam biraz kaba bir davranış olabilir ama hani demeye çalıştığım şey kendilerine öyle küçücük bir noktada bile toz kondurmuyorlar. Hani Türkiye'de böyle bir şey olduğunu düşünebilir misiniz? Adamdan bir şey isteyeceksin. Herhangi birinden bir şey isteyeceksin. Sonra adam sana dönüp diyecek ki lütfen demedin. Hani kıçınla gülersin açıkçası. Kıçınla gülmezsen de bazıları çıkıp döver seni böyle bir şey desen. Ama o kadar alışmışlar ki her şeyin kibarca halledilmesine ve kibarcadan da ziyade hani sana üstün bir saygı duyulmasına ve illa böyle olmalı diye demiyorum ama bilmiyorum. Hem kendilerine duydukları saygı hem başkalarına duydukları saygı keşke Türkiye'de bunun onda biri olsaydı diye düşündürtüyor biraz. Hani belli ki hepimiz sanki başımıza gelmeyecekmiş gibi yaşıyoruz. Çünkü başımıza gelme ihtimalini azıcık bile kafamızda bulundurursak sokağa çıkmaya korkar hale geliriz. Ve ya iki kız da benim yaşımdan bilmiyorum ya. Mesela haberlerde kadın diye bahsetmişler. O da bana çok dokundu. Hani çok saçma ama tabii ki de kadınız zaten ama hani ben mesela kendimi kadın olarak görmüyorum. Yani benim gözümde ben hala çocuğum, onlar hala çocuk. 19 yaş çok genç bir yaş yani. Bana da bunlar kadın cinayeti diye anılıyor. Ve tabii ki de kadın, hani bilmiyorum anlatmaya çalıştığım şeyi doğru aktarıyor muyum ama o kadar çok birbirinin benzeri olay yaşıyoruz ki felaketler anlamında. Yani toplumu çok derinden etkileyen, çok derin üzüntüye sürükleyen. Bunlar bir noktada irdelenmiyor ve hepsi belirli çatılar altına toplanaraktan o şekilde anılmaya devam ediyor. Mesela bu cinayetlerin kadın cinayeti başlığı altında toplanıp önceden yaşanmış bunun benzeri binlerce cinayet gibi binlerce cinayetten biri haline gelmesi ve aslında bütün olaylar kendi işlerinde o kadar özel ve o kadar farklılar ki ve hepsinin sonunda aslında hayatın fazla kıymetsiz olmasına denk geliyor yani. Mesela Afganistan'dan kaçan insanlar bir tane video var. Bana da hatta boks hocam göstermişti. Adamlar o kadar kaçmak istiyorlar ki uçak kalkıyor. Uçak zaten tıka basa dolu ve insanlar uçağın kanatlarına çıkmışlar. Kanatlarında oturuyorlar ve öyle bir panik halindeler. O kadar oradan kurtulmak istiyorlar ki o uçak kalkınca düşeceklerini hesaba katamayacak bir hale gelmişler. Ve uçağın kanatlarına oturan onlar 30'ar tane insan vardı o videoda. Uçak havalanıyor ve hepsi birden pıt diye düşüyor. Ve ben o videoyu izlerken hani böyle sanki video oyunu izliyormuşum gibi hissetmişim. Çünkü bana gerçek gelmiyor. Yani bir insanın o uçağın kanadından düşüp hayatını o şekilde yitirişini aklım almıyor. Ve düşünüyorum ki gerçekten de yabancılar Türkiye'de yaşanan olaylara da aynı bu şekilde tepki veriyorlardır. Hani akılların aldığını sanmıyorum açıkçası. Bu bahsettiğim deminki olayları düşünüp sonrasında da evet bu ölmek için makul bir sebep diye düşünmeli. Yani evet bu normal gibisinden. Instagram ve Twitter'da da yaşamak istiyoruz hashtag'i paylaşmış. Ama yaşamak kadar önemli olan bir şey de nasıl yaşadın ve hani bu cinayetler önlense bile, bütün bu ölüme sebep olan şeyler önlense bile Türkiye'nin genel yapısının değişmesi o kadar zor geliyor ki bana. Yani bunu işverenlerden tutun, trafikte araba kullanan insanlara kadar herkesin içine o denli işlemiş bir karşındakine saygı göstermeme ve sadece kendi isteğini önemseme durumu var ki mesela orada o adam kendi ruh haline kapılaraktan o iki kızı düşünmüyor, düşünemiyor ve canını katledebiliyor. Trafikte giden insan yaya geçidinde durup geçmeyi bekleyen bir insanı önemsemiyoruz. O an tek düşündüğü şey kendi varacağı yere daha hızlı varması. Ve onların
Onları öldürmeyi göze alarak da arabasını sürmeye devam edebiliyor. Ya bunların hepsi aslında aynı kapıya çıkıyor. Yani karşındakini önemsememe, karşındakinin canını önemsememe. Bunun sonucunda hukuk tarafından da çok ağır şekilde cezalandırılmayacağının farkında olduğu için. Hani bu anlattığım örnekler mesela İngiltere'deki insanlar çok ulvi insanlar oldukları için böyle yapmıyorlar. Her şey o kadar net cezalandırılıyor ki hem toplum tarafından hem yasalar tarafından. Her yerde güvenlik kamerası var. Çünkü düzenli bir toplum yapısı var ve insanlar izlendiklerinin farkında oldukları için yapmamaları gereken şeyleri yapmamaya razı gelebiliyorlar. Yani bu videoda kastettiğim şeyleri aktarabildiğime emin değilim. Ama bunlar aklımdan geçenler de bu olay da tetikleyici oldu dediğim gibi. Ya eminim bu arada bunun gibi o kadar çok olay oluyordur ki sadece medyaya yansıyanları bunlardır. Hani ben sanmıyorum ki aylardır böyle bir şey yaşanmıyordu, şimdi yaşandı. Hayır. Yani Türkiye'nin zaten toplumsal yapısı en başta da dediğim gibi. Hani insan hayatına zaten saygı yok ama kadın hayatı bir nebze daha alçak bir noktada. Özellikle de şimdi kızmayın ama eğitim düzeyi daha az olan kesimlerde, daha muhafazakar olan kesimlerde. Yani mesela ya bir kadının giydiği şeylerden dolayı ya bilmiyorum. Arkadaşlar burada insanlar ne giyiyorlar bir görseniz. Yani gerçekten fark edersiniz ki senin giyinme tarzınla alakalı değil. Spor salonuna bütün kızlar ki bu kızlar dediğim gibi böyle ince kızlar da değiller yani. Kıvrımlı vücutları var. O kadar kısa şeyler giyiyorlar ki ve kimse bakmıyor. Hani Türkiye'de o aç bakış vardır yani insanı rahatsız eden. Kimse bak ya bir insan bile mi bakmaz? Gerçekten bak dikkat. Muhtemelen tek bakan kişi benim yani gerçekten. Ben de böyle ağzım açık bakmıyorum da. Hani herkes o kadar kendiyle meşgul ki gerçekten bakıyorlar da çaktırmıyorlar mı yoksa gerçekten mi ilgileri yok? Cinsellik fiziksel faktörlerden öte zihninde o an geçen şeylerle alakalı. Çünkü eğer ortada olan şeyle alakalı olsaydı en çok cinsel taciz olayı burada yaşanıyor olurdu. Bu ve bunun gibi Avrupa ülkelerinde. Bunun yerine Türkiye'de insanların zaten belirli bir tedirginlikle sokağa çıktığından dolayı kadınlardan bahsediyorum. Buradaki insanlara nazaran kapalı giyinirken tenlerini çoğu zaman göstermezken o şartlar altında bile cinsel tacize uğrayabiliyorlar. O şartlar altında bile tepki toplayabiliyorlar. Bazı şeyler zihniyetle alakalı ve genel olarak karşındaki kişiyi ne kadar insan yerine koyduğunla alakalı. Onu bir obje, başka bir şey, öfkeni çıkaracak bir araç olarak görmekten ziyade onun da bir insan evladı olduğunun farkına varmakla alakalı. Ve biz bunu çok iyi yapamıyoruz bence. Biz bu fikirlerimi paylaşmak istedim. Umarım duyarsız olmamışımdır videonun bir bölümde. Bilmiyorum bu konularda bazen duyarsız olabiliyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Ve yakında görüşürüz. Bay bay.